Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, sosyal medya hesabından, Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, 3. Mahmutlu, Gakar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhaç, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengila'nın Beşteli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşmaat, Hocavand'in Atagut ve Tisakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ, Azerbaycan'dır dedi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. 27 Eylül'de Ermenilerin saldırıları sonrası başlatılan Karabağ'ı kurtarma harekatında Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Azerbaycan ordusu karşısında bir varlık gösteremeyen Ermenistan, çok ağır kayıplar verdi. Rusça yayın yapan Medusa, yayınladığı makalede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gücünün aynı olmadığını, Azerbaycan ordusunun üstünlüğünün açık olduğunu belirtti. Ermenilerin bir ay içinde insan gücü ve teçhizatta ağır kayıplar yaşadığı ifade edilen makalede, Şuşa ve Hankendini Ermenistan'a bağlayan yolu savunamıyorlar. Ermenistan ordusu önümüzdeki günlerde karşı saldırıya geçmezse, en önemli ikmal hatları kaybedilecek ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti Şuşa'ya 10 kilometre uzaklıktaki Hankendi'de bir tehdit olacak. Ermenistan işgal altındaki toprakları elinde tutamayacak ve çatışmaya uzlaşmacı bir siyasi çözüm umutları sonsuza kadar kaybolacak. Ermenistan ile Rusya, Fransa ve ABD'ye sempati duyan siyasetçiler arasında uzlaşmaya varacak materyalleri kalmayacak dedi. Rus askeri uzman Alexander Hramçihin, Şuşa yakınlarında çatışma sürüyorsa, o zaman Ermeni ordusu için herhangi bir umut görmüyorum dedi. Uzman, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri karşısında Ermeni ordusunun zayıf olduğunu söyledi. Rus uzman, Ermenilerin çatışmaları çoktan kaybettiğini ifade ederek, üstelik Karabağ dahil tüm bölgeler kaybedildi. Karabağ'ın artık İran ile sınırı yok dedi. Şuşa bölgesinde çıkan çatışmalarda ağır yaralanan eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ın oğlunun da çatışmalarda yaralandığı öğrenildi. Azerbaycan medyasının haberine göre, eski Savunma Bakanı Ohanyan'ın avukatı Artur Ohanyan ile babasının yaralandığı bilgisini doğrularken, yaralandı ve hastanelerden birinde. Diğer ayrıntıları açıklayamam dedi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına diğer kamu kurum kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. İdlib'le ilgili olarak 5 Mart mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir. Bugüne kadar 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte. 5 Mart mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak bilindiği üzere Ermenistan, 27 Eylül'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'i hayatını kaybetmiş ve 404'ü yaralanmıştır. Azerbaycan ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. 500 yıla varan ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da her zaman ifade ettiğimiz gibi amacımız toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır. Libya'daki varlığımız, Libya'nın meşru hükümeti olan Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerinedir. Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Libyalı kardeşlerimize eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya, Libyalılarındır yaklaşımıyla Milli Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak Oruç Reis araştırma gemimiz Marmaris'in güneyinde kıta sahanlığımızda, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimiz ise Kıbrıs Adası güneybatısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahasında daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizdeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir. İzmir'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler süratle karşılanmıştır. Kayseri, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan 10 nakliye uçağımız ile 20 sorti icra edilerek AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçları bölgeye nakledilmiştir. Bölgede konuşlu birlik ve kuruluşlarımızda can kaybı ve ciddi hasar bulunmamaktadır. İzmir Tersanesi'nde bulunan bir ponton depremde hasar gören Sığacık Marina'ya intikal ettirilmiş. Harita Genel Komutanlığı'nın bir uçağı ile deprem bölgesinde hasar tespiti yapılmış, araziye ilişkin veriler toparlanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Mehmetçik tarafından depremde evleri yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulumu sağlanmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücümüzle her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirler hassasiyetle ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri alınan tedbirler sayesinde dünyada vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle en az vaka tespit edilen ordular arasında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıflarıyla harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.